Diğer seçenekler. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu yine Loquendo TTS. Geçen videolarımda Loquendo TTS'nin modifiye edilmiş bir versiyonunu bulduğumu, hatta daha doğrusu yeni versiyonunu bulup modifiye ettiğimi söylemiştim. Ama o versiyonla alakalı bazı geri bildirimler aldım. Uygulamanın bazı telefonlarda Play Protect'i kapatmadan yüklenemediğini bazı telefonlarda çalışmadığını yani buna benzer bildirimler aldım ama Play Protect için şunu söyleyebilirim. Play Protect'i kapatıp uygulamayı yükledikten sonra Play Protect'i yeniden açabilirsiniz. Açtığınızda Play Protect uygulamayı tehlikeli ya da zararlı bir uygulama olarak görmeyecektir. Ben de bu yeni versiyonun modifikasyonsuz halini oluşturdum. Yalnız yeni versiyon modifikasyonsuz olarak Türkçe dilini ve Türkçe dilindeki sesleri desteklemiyordu. Yaptığım bazı modifikasyonlar var ama çok ciddi modifikasyonlar değil bunlar. Birisi Türkçe dilini ve Türkçe dilindeki sesleri görmesini sağlayacak bir modifikasyon. Diğeri de ayarlarındaki bazı sözcükleri değiştirdim. Bir de uygulamanın metin okuma ayarlarını güncel Android sürümümüzün metin okuma ayarlarına göre dizayn ettim. Onun haricinde herhangi bir modifikasyon yapmadım. Şimdi geçelim. Loquendo TTS'yi varsayılan metin okuma motoru olarak ayarlayalım ve bakalım neler varmış. Ekranın başından başlayarak oku. Sonraki öğeden başlayarak oku. Son söylenen ifadeyi kopyala. Son söylenen ifadeyi harf harf kodla. Son söylenen ifadeyi tekrarla. Ekranda ara. Ekranı gizle. Talkback ayarları. Metin okuma ayarları. Metin okuma. Etkinleştirmek. Metin okuma. Tercih edilen motor. TTF 1/6. Tercih edilen motor. Radyo düğmesi. Seçili değil. Loquendo TTL. Dikkat. Tamam. Bu konuşma sentezi motoru, şifreler ve kredi kartı numaraları gibi kişisel veriler de dahil konuşulan tüm metni toplayabilir. Loquendo TTS motorundan gelmektedir. Bu konuşma sentezi motorunun kullanımı etkinleştirilsin. Tamam. Tercih edilen motor, Loquendo TTS kullanılıyor. Metin okuma. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Evet, Loquendo TTS'yi seçtim. Ayarlarına girelim. Ayarlar. Loquendo TTS seçenekleri 12 öğeden bir tanesi gösteriliyor. Uygulamanın teması siyah beyaz olmuştu. Yani genel tema siyah. Açılır pencerelerin teması beyaz olmuştu. Bu versiyonda onu yapmadım. Hiçbir modifikasyon uygulamadım. O yüzden burada da siyah gibi görünüyor ama ekrana biraz daha yakınlaştığımızda çok hafif bir mavi var ekranda. Mavi renge biraz benziyor. Biraz kahverengine benziyor falan. Hani şey gibi Vocalizer ses motorunun uygulama temasında olduğu gibi. Renkleri falan hep aynı. Bakalım. Mevcut Loquendo versiyonu 9.3.9.1 6 en son sürüm kader devre dışı. Loquendo TTS motorunun ses ayarlarını burada yapılandırabilirsiniz. Kader devre dışı. Varsayılan 10 bu seçenek Loquendo TTS seslerinin ton seviyesi ağırlığını kontrol eder. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Konuşma hızı çarpanı, U, Loquendo TTS, sentezleyicilerinin konuşma hızı ayarını denetler.
Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Ses cinsiyeti, Lucendo TTS, sentezleyicilerinin ses cinsiyeti ayarlarını bu seçeneği kullanarak kontrol edebilirsiniz. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Ses verileri klasörü, Stragamulatet 0 Loculox. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Konuşma, dil ve telaffuz günlüğü, devre dışı bırakıldı. Kapalı. Onay kutusu, işaretli değil, 12 öğleden 2-7 arasındakiler gösteriliyor. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Lucendo TTS, ses veri dosyalarını indirin ve yükleyin, kader, devre dışı, 12 öğleden 5-12 arasındakiler gösteriliyor. Ses verilerini internetten indirin, kurun ve yükleyin, Lucendo TTS, seslerini indir ve yükle. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Dile göre ses seç. Lucendo TTS, için mevcut diller ve sesler, kader, devre dışı. Türkçe, Türkçe, tur. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Burası aynı. Metin oku. Çok fazla değişen bir şey yok. Sistem dilini kullan, 2/6. Sadece bazı dizinlerin isimlerini birazcık değiştirdim. Bir de uygulamanın Türkçe dilindeki sesleri görmesini sağladım. Son olarak uygulamanın metin okuma ayarlarını güncel Android sürümünün metin okuma ayarlarına göre dizayn ettim. Başka bir modifikasyonumuz yok. Metinin sesi kapatıldı. Bir öğeden iki tanesi gösteriliyor. Uygulamanın durduruldu hatası vermesini azaltmaya çalıştım. O Türkçe Türkiye yazan yerdeki kararsızlıkları hala gideremediğim için ve onu gidermenin herhangi bir yolunu da bulamadığım için oraya çok müdahale edemedim ama yine de bir şeyler yapmaya çalıştım. Ama tam sorunu bulamadım. Bu kararsızlığı neyin tetiklediğini bulamadım. Uygulamanın içini didik didik ettim ama yok maalesef. Buna neyin sebebiyet verdiğini, neyin tetiklediğini bulamadım. Uygulamanın sözlük dosyasına çok fazla bir müdahalede bulunamadım. Hatta hiç müdahale edemedim. Çünkü sözlük dosyası APK üzerinden müdahale edilemiyor. Çünkü APK dosyası üzerinden müdahale edilecek bir dosya değil. Ses motoru sözlük dosyasını nereden kontrol ediyor onu da bilmiyorum. Bulamadım. Bulsaydım onu da kontrol ederdim ama sözlük dosyasını farklı uygulamalarla açıp içindeki ifadeleri görmeye çalıştım ama maalesef benim hakkından gelebileceğim düzeyde basit ve kolay bir iş değil o sözlük dosyasını düzenlemek. Bu modifikasyonsuz versiyonun da indirme adresini bu videonun altına bırakacağım. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Lucendo. Durdur. Etkin.